54 lira olarak açıklanan taban fiyatının Ordu bölgesi olarak 52 lira olduğunu bir gün sonra 2 lira kayıpla öğrenmiş olduk hep beraber. Ben 3 aşağı 5 yukarıya öyle olabileceğini tahmin ediyordum. Çünkü o 54 lira siyasi bir fiyattı bence. Fındık 1 kilogram fındığın maliyetinin 45-46 liraları bulduğu bu günde, bugün bu fiyatın üretici çok memnun ettiğini söyleyemem. Evet, baktığınız zaman 100 liranın yarısından bir fazla, 52 lira. Kocaman bir kilogram fiyatı, taban fiyatı. Ama 52 liranın alım gücüne bir bakalım. Geçen seneden bugüne bir bakalım. 26,5 lira 2021 yılı taban fiyatıyla biz 3,5 litre mazot alıyorduk. Ekmeğin tanesi, aynı gramajdaki ekmeğin tanesi 2 liraydı. Bugün o ekmek 10 lira. Biz bir çuval şekeri 250 liraya alıyorduk. Bugün 1250 lira. Dolayısıyla biraz aklımızı başımıza almamız lazım. Kimse ya şu fiyat şöyle fiyat, bu fiyat böyle fiyat deyip bizi kandırmaya çalışmasın. Ben bir fındık üreticisi Osman Sarı Kahraman olarak bu fiyattan memnun olmadığımı, bu fiyatın revize edilmesi gerektiğini söylüyorum. Bu saatten sonra nasıl revize olur? Taban fiyat artık verildi. Eyvallah, başımızın üzerine. Hiçbir fiyat, verilen fiyat ayet değildir. Alan bazlı gelir desteğini lütfen bu fiyatın üzerine, içine koymayın. Kimse koymasın. Alan bazlı gelir desteği Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurduğunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gayri safi milli hasılanın %1'i efendim şu kadar oranı tarıma verilir demiş. O günden bugüne bu kanun olarak geliyor. Kimse bize herhangi bir şey bağışladığını zannetmesin. Dolayısıyla hukuk çerçevesinde, kanun çerçevesinde gider isek alan bazlı gelir desteğinin revize edilerek önümüzdeki 2023 yılı başvurularında revize edilip ya da 2022 alan bazlı gelir desteği başvuruları şu anda toparlanıyor. Onu önümüzdeki Mart ayı içerisinde bize Tarım Bakanlığı verecek. O alan bazlı gelir desteğinin revize edilmesi lazım. Bu fiyat 60 liraya alan bazlı gelir desteğiyle birlikte revize edilerek çıkartılmasını ben Ünye Ziraat Odası Başkanı olarak, başka oda başkanlarım bunu söylemeyebilirler, diyemeyebilirler. O ondan çekinebilir, bu bundan aman ar eder, bu bundan utanır. Ben utanılacak, ar edilecek herhangi bir olayın olmadığını, alan bazlı gelir desteğinin revize edilerek fındık fiyatının 60 liraya gelmesini ben hasreten Tarım Bakanlığı'ndan, hükümetimizden rica ediyorum. Yoksa biz bu kışı zor geçireceğiz. Bizi bu fiyat artışları, evet baktığınız zaman 52 lira gelmiş geçmiş tarihin en büyük rakamı gözükebiliyor. Ama ben alım gücüne baktığımda gelmiş geçmiş taban fiyatların en düşüğünü görüyorum. Çünkü biz 44 liraya TMO fındık sattı. Benim bugün TMO'ya yatıracak olduğum fındık kesintileriyle birlikte 48-50 liraya düşüyor. Nasıl bunu anlatabileceğiz? Bu ekmeği ya da taban fiyatıyla birlikte ben temel gıdaları nasıl alacağım? Üretici nasıl alacak? Bununla alakalı hükümetin bir revize fiyat yapmasını ben hasreten bekliyorum.